kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve dünya istiyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939'un 81. yılında aynı acılar bir daha yaşanmasın diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen dünya üzerindeki savaş, çatışma ve şiddet bir türlü son bulmuyor. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökmeye, çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve çatışmalar yaşanıyor. Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma ve ötekileştirmeye karşı yeni bir savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaş hedefi haline getiriyor. Sonucu ne olursa olsun, kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Türkiye'de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor. Kürt sorununda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, Suriye, Irak ve Libya'da gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlar ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır. Ülkelerin barışçılık seviyesini ölçen küresel barış endeksine göre 2020 yılında Türkiye 163 ülke arasında 150. sırada yer almaktadır. Bizden daha altta yer alan ülkelerin tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan ülkelerden oluşması ülkemizin durumunun vahametini göstermektedir. Yerelimizde hala en basit bir insani eylem, etkinlik, sendikal faaliyet yasaklarla, keyfi tutum ve uygulamalarla yasaklanabilmektedir. OHAL kaldırılmasına rağmen valilik yasaklarıyla fiili bir OHAL sürdürülmektedir. Anayasanın verdiği en temel demokratik haklarımızın engellenmesi 81 yıl içerisinde herhangi bir zihniyet değişiminin olmadığının göstergesidir. Bu yasakçı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de kabul etmediğimizi ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle şehir merkezi Bulvar Caddesi ve çevre yolu üzerinde günün anlamını bildiren ve pandemiye dikkat çeken el broşürü dağıtma etkinliğimize herhangi bir gerekçe belirtilmeden valilikçe izin verilmemiştir. Yasaklarla kentimiz açık cezaevine dönüştürülmüştür. Bu ülkenin işçilerinin, kamu emekçileri, hekimleri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bizler komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz. Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun dün olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavır almaya, barış mücadelesinin sesi olmaya devam edeceğiz. KESK Hakkari Şubeler Platformu, DİSK Genel İş Hakkari Şubesi, TMOP Hakkari İl Temsilciliği. Yaşasın! Yaşasın! 1 Eylül!